Muhammed Ali Raşvan, 16 Haziran 1956 Mısır doğumlu bir judocudur. 1984 Los Angeles Olimpiyatlarında yaşadığı bir olayla dünya gündemine oturmuştur. 1984 Olimpiyatlarında judo final müsabakasında minderde Mısırlı judocu Muhammed Ali Raşvan ve rakibi Japon Yasuhiro Yamashita vardır. Önceki müsabakaları sırasında Yamashita'nın sağ bacağında, tendonlarında, ödem ve kaslarında yırtık tespit edilir. Ama finale çıkmayı başarmıştır. Final karşılaşmasına da zorunlu olarak tam iyileşmemiş biçimde çıkar. Mindere gelirken Yamashita'nın sol ayağıyla normal yürüyorken sağ ayağını peşinden sürüklediği fark ediliyordu. Maç sırasında Muhammed Ali'nin antrenörü kenardan sürekli halde bağırıyordu. Sağ bacağına oyna. Bir darbelik canı var. Sağ bacağına vur. Hakikaten maçı izleyen herkes de görüyordu ki Muhammed'in rakibinin sağ ayağına bir defa vurması yetecekti. Fakat bunu o bilinçli olarak yapmıyordu. Dünya canlı olarak ve tarihe mal olacak karşılaşmayı hem mindere yakın olanlar hem de TV başındakiler izliyordu. Sonuçta rakibinin bu durumundan yararlanmaz ve neticede yenilir. Yenilince de ikinci olur ve gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalır. Maçtan sonra etrafını saran bütün gazetecilerin sorusu aynıydı. Niçin? Niçin yapmadın? Mısırlı Müslüman sporcunun o müthiş cevabı karşısında herkes şok olmuştur. Benim yüce dinim insana, yaralıya, hele de onun yaralı yerinden vurmayı yasaklıyor. Eğer o bu durumdayken bir de ben oradan yüklenip oraya vursaydım, o insan ömür boyu sakatla kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım. Muhammed Ali bu tavrı dolayısıyla her yerde ayakta alkışlanır ve Uluslararası Fair Play Komitesi 1984 Fair Play ödülüne layık görülür. Daha sonra gittiği Japonya'da da onu bir kral gibi karşılarlar. O sene onun bu tavrından etkilenip binlerce kişinin İslam'ı inceleyip Müslüman olduğu kayıtlara geçer. Sporcu Muhammed hiç kimseye Müslüman olun dememiştir. Müslüman olmaları için artı bir çaba da sarf etmemiştir. Onun bu tavrı ayakta alkışlanır. Daha sonra UNESCO dünyanın en ahlak sahibi sporcusu üstün ödülüne layık görür ve ona şilt verir. Sıradan bir sporcuyken birden dünyanın ve aynı zamanda kendi ülkesi Mısır'dan yılın sporcusu seçilir ve bu ömrünün sonuna kadar bu şekilde devam eder. Muhammed Ali Raşvan sadece İslami tavrını ortaya koymuştur. Bu davranışı binlerce kişiye yetmiştir. Muhammed Ali Raşvan bugün 63 yaşında. Kariyerine judo hakemi ve antrenör olarak devam eden Raşvan'ın eşi de bir Japon. Olaydan sonra sık sık Japonya'ya gidip gelmiştir ve Mısır-Japonya arasında kültür elçisi olmuştur. Onun yaptığını yapabilmek herkesin harcı değil. Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc dahil olacaklardır diyen Bediüzzaman'a hak vermemek mümkün değil. Unutmayalım ki temsil tebliğden önce gelir. Peki siz o maçta onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın.